Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz analog saati tasarlayacağız. Alt kısımda ise dijital halini de göreceğiz. Bu projeyi HTML, CSS ve JavaScript ile yazıyoruz. Fakat herhangi bir framework veya kütüphane kullanmadan tamamen Pure.js ve Pure CSS kullanarak yapacağız. Editörümüz VS Code, videonun orijinal halini yani İngilizce kanalda, İngilizce farklı bir kanaldan aldım ben. O halini de açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Ayrıca bu kaynak kodları da GitHub hesabından bulabilirsiniz. Onun linki de açıklama kısmında olacak. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle oluşturduğunuz herhangi bir klasöre, masa üstüne veya başka bir yerde sağ tıklayarak VS Code'la açıyoruz ve bu ifadenin içerisinde bizim artık dosyalarımızı oluşturmaya başlıyoruz. HTML dosyalarımızı, şey özür dilerim, HTML kodlarımızı yazacağımız HTML dosyamızı oluşturuyoruz. Index HTML, CSS kodlarımızı yazacağımız style.css'i oluşturuyoruz ve en son JavaScript kodlarımızı yazacağımız clock.js'i oluşturuyoruz. Şimdi index HTML ile başlayalım. Ben öncelikle şu şekilde kalıbımı bir açmak istiyorum ve sağ tarafta canlı olarak yaptığımız her değişikliği görebilelim diye Live Preview'u açıyorum. Title'ımızı değiştirelim. Biz artık analog bir saat tasarlıyoruz. Analog clock yazalım. Daha sonra CSS kodlarımızı HTML'e bağlayalım. Buradan link refin içine style.css yazabiliriz. Tamam. Şimdi body'mizin içerisinde bir tane container div'imiz olacak. Tabii ki her şeyi içeren. Bu ifadenin içerisinde de bizim yuvarlak yani ilk başta gördüğünüz yuvarlak kısımdaki saatimizin olacak clock divimiz olacak. Tabi bunun altına bir tane de dijitali oluşturacağımız div açacağım ama onu sonradan açalım. Önce analog kısmını bir halledelim. Bu kısım tamam. Şimdi style'da temel ayarlarımızı yapalım. Yani her projeye başlarken aslında yaptığımız bazı ayarlar vardır. Default şeylerden kurtulmak için. Bunu yıldız deyip içerisindeki margin ve padding değerlerimizi sıfırlayalım. Yıldız yazmamın sebebi her yerde ben bunu uygulamak istiyorum. Margin ve padding'i sıfırladıktan sonra box sizing'imizi de border box'a eşitleyelim ki içeriklerimiz dışarıya taşmasın. Şimdi bir font family kullanacağım ben. Yani projedeki tüm görselleri, daha doğrusu yazıları aynı fontta yazmak istiyorum. Bunu size şöyle göstereyim. Google Fonts'tan çekeceğiz. Hemen Google Fonts'u açalım. Evet, buraya Google Fonts yazalım. Açılan sayfa zaten bizim çok sık kullandığımız bir sayfa biliyorsunuz. Buradan ben daha önceden seçmiştim. Size yine göstereyim burada seçmeden önce. Poppins'i kullanacağım. Search Font kısmına Poppins yazarak siz de burada Poppins'i bulabilirsiniz. Buradan istediğiniz kalınlıklara Select this Style diyerek mesela ben 100'ü almamışım. 100'ü de alalım. Buradan stillerinizi seçeceksiniz ve daha sonrasında ise burada Import kısmından. Ben direkt CSS'in içine koyacağım için Import'la alıyorum. Bunu kopyalıyoruz ve Style CSS'imizin en başına yapıştırıyoruz. Evet, şu kısma ben bunu yapıştırıyorum. Bu tamam. Daha sonrasında tabii buraya da font family şeklinde eklememiz gerekiyor. İsmi Poppins. Ait olduğu aile de sans serif. Tamam. Bu kısmı da hallettik. Şimdi body etiketimize etki edecek olan bazı özellikler var. Yani body'de kullanacağım default ayarlar var. Onları ayarlayayım. Bir kere display'imiz flex olacak. Yani ben grid'le değil flex'le yapmak istiyorum. Saatimiz tam ortada. Yani en başta gördüğünüz üzere tam ortada olacağı için justify content center. Aynı şekilde dikeyde ve yatayda ortalamak istediğim için align items'ı da center yapacağım. Align items. Evet, bunu da center yaparak hem dikeyde hem yatayda ortalamış oluyoruz. Min height'ımı %100 yap yani görünür ekranın tamamını almak istiyorum. 100 view height olarak ayarlıyorum ve daha sonrasında background'umuz için de özel bir rengimiz var. Bu da Sharp 2F363E. Bu şekilde özel bir rengimiz var. Daha sonrasında body etiketimizin özellikleri bunlar. Hatırlarsanız biz burada container'ımızı oluşturmuştuk. Container bizim şu ekrana koyacağımız tamamen dikdörtgen kısım. Yani yuvarlağın da içinde olacağı, dijitalin de içinde olacağı container kısmı, dikdörtgen kısım. Şimdi onun özelliklerini girmeye başlayalım. Tabii çok değişiklik yapacağız arkasından. Container'a ne gibi özellikler vereceğiz? Position'ını ben relative olarak ayarlamak istiyorum. Çünkü ben bu ifadenin içerisindeki yeni ifadeleri isteğime göre hareket ettirmek istiyorum. Yani herkesi içerikten bağımsız şekilde hareket edebilsin istiyorum. Ben ortadaki background arka planımızı da verelim. Bu da yukarıdaki içerikle daha doğrusu yukarıdaki arka planla aynı olacak. Biz gölge yoluyla ayıracağız yani öne çıkaracağız kendisini. Ve mine bir min height verelim. Bu ifadede yine 500 piksel olsun.
Bunu oluşturduktan sonra clock ifademize gelelim. Clock ifadesi neydi? Ortadaki yuvarlak ifademizdi. Ben kendisinin özelliklerini de vermek istiyorum şimdi. Bunun da position'ını relative olarak ayarlayacağım. Çünkü üzerine rakamlar gelecek, oklar gelecek. Bunları da içerikten bağımsız şekilde hareket ettirebilelim istiyorum. O yüzden relative. Daha sonrasında tıklayamadım. Evet. Şimdi bunun da bir tabii ki genişlik ve yüksekliği olacak. Bunu şu anlık 450 piksele 450 piksel verelim. Kare gibi verdiğimize bakmayın. Yuvarlayacağız şimdi. Width ve height'ını 450 piksel olarak ayarladım. Tamam. Fakat bir de yine background verelim. Yine background'unu da unutmadan verelim. Yine aynı rengi kullanacağım. Tekrar söylüyorum. Gölge yoluyla biz bunu birbirinden ayırt edeceğiz. Fakat bizim şimdi bunu tabii ki ayırmamız lazım artık. Box Shadow'a gelelim. Burada birden fazla gölge vereceğiz biz. Tabii ki bu tamamen keyfi bir hareket. Yani benim izlediğim videoda o şekildeydi. Ben sadece ufak tefek bazen sayılar değiştirdim. Gölgeleri vermeye başlayalım. Buradaki sayıların hepsinin anlamını söyleyeceğim şimdi. 70 piksel bir de RGB eğimiz var. Bu şekilde. Bu da 0 0 0 0 0 0 25. Şimdi bu şekilde yazdığınız zaman anlamları şu oluyor. Yatayda, dikeyde gölge değerlerini veriyorsunuz. Daha sonra siz bunun blurluğunu ayarlıyorsunuz. Yani ne kadar keskin veya ne kadar blur olacağını ayarlıyorsunuz. Ve en sonki RGBA kısmında da rengi ayarlıyorsunuz. Bu özel bir renk kodu. Bunu da dediğim gibi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Fakat tek gölgemiz bu değil. Dolayısıyla ben buraya bir virgül koyup diğer gölge özelliklerimi de hızlı bir şekilde yazmak istiyorum. Inset özelliğinden faydalanacağız. Inset'in normal gölgeden farkı şu oluyor. İçeriye doğru bir gölge vermiş oluyorsunuz. Yani şimdi göreceksiniz zaten. Bakın iç kısma doğru bir gölge oluşuyor burada. Yine tabii bu gölgenin de bir rengi var. Onu da şu şekilde yazalım. 0,25. Tamam. Bu arkadaştan birkaç tane olacak. Yine kullanacağız. Dolayısıyla ben bunu kopyalamak istiyorum. Hepsini uzun uzun yazmayalım. Ama araya dediğim gibi virgül koymayı unutmayın. Bu çok önemli çünkü. Tamam. Şimdi buradaki sayıların değiştirin. Tabii ki hepsinin değeri aynı değil. 5, 5, şu son kısım 20. Buralar blur değerleri olduğunu hatırlıyordunuz. Bakın biraz daha bulanık bir değer geldi. Fakat şuradaki şeyler de değişik. Sonuncusu mesela eksi 5'e eksi 5. Eksi vermenin gölgedeki anlamını biliyorsunuz. Ters yöne doğru gölge vermiş oluyoruz biz. Bunları da çok hızlı bir şekilde düzenleyeyim. Dediğim gibi buralar biraz daha keyfi özelliklerdir. Bunları da siz değiştirebilirsiniz. Evet, gölge ayarlarımız bu kadar. Daha sonrasında devam edelim. Display özelliğini flex olarak ayarlayacağım ben bunun. Yine dediğim gibi hani elemanları rahat bir şekilde yerleştirebilmek için ben yine ortalı bir şey istiyorum. Justify content'ini center. Yine align items'ını center. Yani her şekilde ortalı bir yuvarlak kuracağız şimdi buraya. Fakat gördüğünüz üzere yuvarlağı şu anda dikdörtgenden ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla ben şu gölge özelliklerini buradan kopyalayıp bir de yukarıya versem nasıl olur? Sanırım artık onun da özelliklerini şöyle verirsek bakın. Şu anda tabii ki birazcık birbirinden farklı duruyor. Çünkü yukarıda bu arkadaşın kendisine özel ayarlar yapmamız lazım. Öncelikle şuradaki 10 değerlerini 25 yapalım. Biraz daha fazla bir gölgesi olacak bunun. 50'yi de yine 25 yapalım. Üçüncü değerimiz 75 olacak. Tamam. Daha sonrasında şuraya bir tane daha ekstra gölge ekleyeceğiz. Daha doğrusu evet ekstra gölge şeklinde ekleyeceğiz. Yani buraya bir virgül daha atıp ben bir aşağıya daha ineceğim. Inset değil bunu normal şekilde ekleyeceğiz. 10 piksel, 50 piksel, 70 piksel şeklinde. Ve buraya yine bir RGBA değeri gelecek. Bunun da değerleri 0 0 yine en sonunda 0 25 0 0 0 0.25. Tamam. Bu şekilde biraz daha koyu bir gölge vermiş olduk. Yani yeni bir özellik ekleyerek. Şimdi radiuslarını ekleyelim. Yani yuvarlama işlemlerini yavaş yavaş yapalım. Buradan ben border radius'una tabii buraya border eklemiş olduk. Radius ekleyelim. Bunu 20 piksel şeklinde ayarlayalım. Tamam. İlk border radius'umuz bu olsun ve şu alttaki clock yani yuvarlak olması gereken kısmın da border radius'larını ekleyelim ki artık yavaş yavaş saate benzemeye başlasın. Ben şuraya ekleyeceğim border radius kısmını. Artık tam yuvarlak yapmak istediğim için ben bunu 50-100'de yapıyorum ve gördüğünüz gibi yuvarlak bir saat gelmiş oluyor önüme. Tamam. Şimdi şu yukarı kısımları hatırlarsanız yuvarlamıştık yani böyle dikdörtgen içerisinde gözükmüyordu. Dolayısıyla ben şu 20 pikselin altında şu gördüğünüz üstteki kalan kulakları yuvarlamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Border tab yani border'ın yukarıdan left radyusunu değiştirmek istiyorum.
Left radyusunu ne kadar bükelim? 225 piksel büksek tam denk geliyor. Evet. 225 piksel bunu büküyorsunuz. Aynı miktarda tabii ki sağ tarafı da bükmemiz gerekiyor. Bunu da bu şekilde yapıştırırsak bu left right yapacağız şimdi. Tamam. Gördüğünüz üzere daha şık bir şekil almış oldu. Sadece şurada 25 değil 75 yapacağız. Onu unutmuşuz, düzelteyim. Tamam. Bu şekilde daha koyu bir renk aldı. Tamam. Sanırım şimdi sol taraftan indeksimize gelip artık sayılarımızı ekleyebiliriz. Ben Clock TV içerisine span etiketi içerisinde ekleyeceğim. Span'ın içerisinde bundan öncelikle bir tanesini yapalım. Daha sonrasında kopyalarız bunu. Bir style ekleyeceğiz. Yani içinde sürekli kullanacağımız bir tane özelliği var. Ben buraya tire tire i yazıyorum ve bir özelliğini veriyorum. İçerisinde bir tane bold olacak tabii, bu B içerisinde bir sayısını yazıyorum. Yani bu arkadaş bizim aslında her zaman şu şekilde ulaşabileceğimiz bir özelliğine sahip. İçerisinde bir yazan bir tane span etiketi. Ben bunu 12'ye kadar kopyalayacağım. Hızlı bir şekilde kopyalayalım. Tamam, sayılarımız hazır. Şimdi tekrar CSS'e dönerek ortaya bir tane ok koyacaktık hatırlıyorsanız. Onu bir yerleştirelim. Yine nokta clock ifadesiyle, yani yuvarlak üzerinde çalışmaya devam ediyorum gördüğünüz üzere. Buna bir before özelliği vermek istiyorum. Hatırladığınız üzere bu pseudo elementti ve bunu şöyle kullanacağız. Ben before'a şunu eklemek istiyorum. Content'i olmayacak, yani bir boşluk ifadesi şeklinde kullanacağız. Position'ı absolute olacak, yani bağlı olduğu kısma göre hareket etmesini istiyorum. Absolute olacak. Width ve height'ını 8 piksel olarak vereceğim. Aslında şuraya ortaya bir tane, yani kadranlarımızı bağlayacağım bir yuvarlak oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Width ve height'ı 8 piksel olarak gelsin ve bunu yine yuvarlak yapmak istiyorum. Dolayısıyla border radius'unun ne olmasını istiyorum? Border radius yazamadım. Border radius'unu tam %100 yuvarlamak istiyorum. Dolayısıyla %50 %100 yapıyorum. Evet, 50 %100 yazacaktık. %50 yazdık. 50 %100. Background'umuzu yine ben aynı rengi kullanacağım. Daha sonrasında fakat bunun bir şeyi olacak. Border'ı. Border'ına da ben 3 piksellik solid, yani görünür şekilde bir beyaz renk vereceğim. Bakın ortaya bir tane beyaz yuvarlak geldi. Şimdi tüm kadranlarımızı buna bağlayacağız. Yani başta görmüş olduğunuz oklarımızı buna bağlayacağız. Tabii önce şu sayılarımızı bir halledelim. Dolayısıyla yine clock. Bu arkadaşlar span etiketine bağlı olduğu için ben direkt span üzerinden ulaşabilirim. Bunlara ne yapalım? Birer font size verelim. Font size'ı 2M olsun. Buradaki M'in anlamı şu oluyor. Normalde 1M tarayıcı default'una göre 16 pikseldir. Ben 2M diyerek aslında bunu 32 piksel şeklinde kullanacağım diyorum bilgisayara. Fakat bunu burada vermeyelim. Birazdan B'ye ulaşıp verelim. Yani bu birazcık yanlış oldu. Position vereceğiz önce. Absolute diyerek yine bağlı olduğu kısma göre hareket etmesini istiyorum. Şu an iç içe geçtiler. Ama şimdi ayıracağız. Inset 20 piksel diyerek ben bunları aslında içeriden bir iç gölge gibi, yine tekrardan iç gölge gibi bir şey vermiş olduk. Aynı anlama geliyor. Inset'in şurada aldığı 20 piksellik özellik margin ve padding ile aynı anlama geliyor. Yani ben 20 piksel dediğim zaman alttan üstten sağdan ve soldan anlamlarına geliyor. Şimdi bir de renk verelim. Ben bu sayıların beyaz olmasını istiyorum. Dolayısıyla yine FFF vererek bunları beyaz hale getireceğiz. Text align'ını center yapalım ki ortalasın. Şimdi bu arkadaşlara ayırma vakti geldi. Ben burada transform özelliğinden faydalanacağım. Burada ufak bir matematik yapmamız gerekiyor aslında. Rotate diyerekten içerisine calc fonksiyonunu kullanacağız. Burada şunu hesaplayabilmemiz lazım. Toplam, yani yuvarlak saatimiz 360 derecedir ve her elimizde 12 tane sayı olduğu için ben 360'ı 12'ye böldüğümde 30 değeri geliyor. Dolayısıyla aslında her birini 30 derecelik açıyla açmak istiyorum. Dolayısıyla ben buraya ne yazacağım şimdi? 30 degree çarpı, az önce oluşturmuştuk hatırlarsanız, eksi eksi i özelliğiyle kaçıncı elemansam o elemana ulaşacağım. Ama tabii bunun başına var şeklinde, yani veren bunun değerine ulaştığımızı belirtmemiz gerekiyor. Neden yamuk oldu? Muhtemelen şu i'lerin bir tanesini yanlış yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Evet, sonuncusunu 12 yapmamışız. Bu 12 olacak. Evet, şu anda düzeldi. Tamam. Bu arkadaşları bu şekilde dönüştürmüş olduk. Hatta şuraya bir tane şey yazalım mı? Kontrol KC ile bir tane yorum satırı bırakalım. Buraya 360 bölü 12 eşittir 30 dig yazalım. Bu şekilde de buraya neden bunu yazmış olduğumuzu hatırlatmış oluruz kendimize. Daha sonrasında şimdi B etiketine ulaşarak, yani yine clock klası üzerinden
Span etiketi içerisindeki bu kez bold olan ifadelere ulaşmak istiyorum. Burada ne yapacağız? Gördüğünüz üzere tabii ki boyutunu ayarlayacağız ve daha sonrasında bu arkadaşların yamuk durmasını düzelteceğiz. Yani mesela 10 yamuk duruyor, 6 ters duruyor, 9 olarak gözüküyor. Bunları düzelteceğiz. Font size ile başlayalım. Az önce yapmış olduğum 2M ifadesini aslında burada yazacaktık. Onu yanlış yazdım. 2M yazarak sayıları büyüttük. Şimdi bunlara tabii ki birer yanlış yazdım. Opacity verelim. Yani çok parlak durmasınlar. Opacity'sini 0.25 yapacağım. Bu şekilde daha şık bir görünüm almış oldular. Buraya 0 yazalım. Yazsanız da yazmasanız zaten aynı şeyi verecektir. Font weight'ini de 600 yapalım. Tamam. Bu şekilde daha şık. Bu arada 600 ve 600 piksel farklı şeylerdir. Bunu lütfen karıştırmayın. 600 bizim direkt Google Fonts'tan aldığımız ifadenin değerini verir bize. Şimdi geldik arkadaşların yönünü düzeltmeye. Bunu display inline block yapıyorum. Bakın. Inline block yapma sebebim şu. Inline yapmam yatayda bu arkadaşları düz gibi göreceğim. Şöyle yani sıralanmış halde göreceğim. Block yapma sebebim de boyutlandırabilmek amacıyla yani yerlerini değiştirebilmek amacıyla. Ben daha sonrasında tekrar bir matematik işlemi yani transform işlemine tabi tutacağız bunları. Fakat burada ufak bir değişiklik olacak. Ben şunu demeye çalışıyorum. Olduğunuz yerde durun. Fakat bu kez geldiğiniz 30 dereceyi geri dönün. Yani eksi 30 degree şeklinde geri döndürürsem bu arkadaşların rotate edilmiş halleri geriye döner. Yani eksi 30 derece fakat yerlerinden kıpırdamazlar. Dolayısıyla bu şekilde hoş bir görünümle bunları düzgün hale getirmiş olur. Şimdi diğer aşamada isterseniz şu ortadaki yuvarlak çemberlerimizi ekleyelim. Hatırlarsınız başta gösterdiğim ifadenin içerisinde 3 tane çember vardı. Bunu da yine clock içerisine farklı divlerde yazabiliriz aslında. Şimdi Circle klasıyla oluşturmak istiyorum. Bu arkadaştan 3 tane olacak bildiğiniz üzere. Çünkü hem saniyeyi hem dakikayı hem de saati göstermek için. Fakat bunların ikincisine ve üçüncüsüne ben ekstra klaslar vermek istiyorum. Çünkü daha sonrasında ulaşıp boyutları ile ilgili yani ortak olmayan değişiklikler yapacağım için ben bunlara ekstra klaslar ekliyorum. Tabii ki ID'leri ve kendilerine özel style'ları da olacak. Mesela bu arkadaş ortada. Yukarıdakinden başlayalım, ortadan başlamayalım. ID yani birinci arkadaşımız saniyeyi verdiği için seconds'ın kısaltması SC olsun. İkinci arkadaşımız minutes'ın kısaltması MN olsun. Üçüncüsü de saatin kısaltması olan HR olsun. Şimdi bu arkadaşların bir de style'ları olacak. Yani her birinin kendine özel rengi olacak. Bunu CSS'in içinde yazmaya gerek yok. Yine ID yaptığımız gibi hepsine ulaşabileceğim CLR özelliği içerisinde hepsine özel renklerini vereceğim. Bu arkadaşın özel renk kodu 04F C43 olsun. Daha sonrasında bir tane de içerisine i etiketi açalım. Bu da burada yer tutsun. Şimdi şu style'ı hepsine bir yapıştıracağım. Fakat tabii ki hepsinin rengi farklı olacak. Şu şekilde oluşturmuş olalım. Bu arkadaşın yani dakikanın renk koduysa FE800. Yani şu şekilde. Tamam. Bunu da yazdık. Daha sonrasında üçüncü arkadaşın renk kodu FF2972. Tamam. Bunları oluşturduk fakat oklar şu anda gelmedi. Neden? Çünkü biz bunların CSS'lerini henüz yazmadık. Hemen Circle'a geçip şuradan pardon CSS'e geçip Circle klasına ulaşarak ortak olan yani 3 kadran içinde ortak olan özellikleri yazalım. Öncelikle position özellikleri absolute olacak. Yani içeriye bağımlı şekilde hareket edecekler. Daha sonrasında yine bir width ve height yükseklikleri olacak. 300 piksel. Tabii ki bu hepsinde aynı olmayacak. Yani siz de bildiğiniz üzere kadran üzerindeki oklar farklı uzunluklarda. Fakat şimdilik 300 verelim. Daha sonrasından diğer klas isimlerini yazarak ulaşıp değiştireceğiz bu değerleri. Şimdi border vererek asıl görünür hale getireceğiz bu yuvarlakları. 2 piksel olsun, solid olsun ve RGB A şeklinde birer sayı vereceğim. 0.00.25. Tamam. Fakat gördüğünüz üzere ben yuvarlak kurmak istedim ama kare şekline çıktı. Tabii ki bu ifade bu sorunu nasıl çözüyorduk? Border radius vererek ben bunu 50-100'de yapıyordum ve tam olarak yuvarlamış oluyorduk kendisini. Birinci halkamız hazır. Bu aslında en dıştaki halka. Yani aslında şu anda 3 tane halka var fakat 3'ü de üst üste geldiği için siz bunu fark edemiyorsunuz. En son şurada display özelliğini de verdikten sonra yani ortaladıktan sonra kendisini diğer halkalarımıza geçelim. Justify content'ini center yapalım. Align items'ını center yapalım. Bu şekilde tamam. Şimdi diğer halkalara ulaşalım. Nokta circle 2. Bu halkada mesela neyi değiştireceğiz? Sadece aslında boyutlarını değiştireceğiz. Diğeriyle ortak olanları ellemek istemediğim için bu arkadaş 240 width ve height'ını değiştireceğiz. Dediğim gibi sadece 240 piksel olsun. Height'ı da 240 piksel olsun.
Tamam. Mesela ikinci halkayı oluşturduk. Şimdi gidelim Circle 3 ile üçüncü halkamızın özelliklerini verelim. Bunun da width'i tabii ki bir tık daha küçük olacak. 180 piksel uygundur. Height'ını da yine 180 piksel yapalım. Bakın iç içe çok güzel 3 tane halka oluşturmuş olduk. Fakat bitmedi. Şurada alt kısımdan hani içeriye bir tane iyi özelliği yazmıştım şurada. Bu iyi özelliğinden faydalanacağız. Şimdi şurada yer tutması için iyiler yazmıştım. Bu iyi özelliğinden faydalanacağız. Nokta Circle içerisinde bulunan iyi etiketlerinin içerisine ben yine position'dan başlayalım. Tabii absolute içeriye göre hareket edeceğimiz için. Width ve height değerlerini verelim. Width 5 piksel olsun. Özür dilerim. Yani 5 de güzel, 6, 6 da olur. 6 piksel olsun. Height'ına da tam %50 diyeyim. Aslında şu anda oklarımızı çiziyoruz. 50 yüzde diyerek bakın yazamadım. 50 yüzde diyerek şu anda ekrana daha gelmedi ama geldiğinde göstereceğim. Background'unu oluşturalım. Yani rengini oluşturalım. Burada işte o arkadaşlara verdiğimiz renklerin aynısını vermek istediğim için Variable Color'ın kısaltmasını kullanıyorum. Bakın geldi şu anda. Tabii ki üzerinde bazı oynamalar daha yapacağız. Mesela opasitesini değiştirelim. Yine şeyler gibi olsun. Rakamlar gibi olsun. Fakat 0.75 yapalım. Şu Transform Origin'i biraz daha ortalayayım. Açıklayacağım şimdi. Transform Origin'i bottom yapalım. Evet, buraya bir tane geldi. Çünkü biz şu i etiketini sadece bir tanesine verdik. Burada wrap olmadığı için ben görememişim. Şu i'yi diğerlerine de tabii ki vermemiz gerekiyor. Ben şuralara da eklersem. Evet, 3 tane ok geldi gördüğünüz gibi. Şurada ufak bir hata yaptık. Align items'ı dikeyde center değil flex start yapacağız ki flex start bildiğiniz üzere biraz yukarıya başa alıyordu. Bu şekilde tam merkezden dikine sıralamış olalım. Ama gördüğünüz üzere bu arkadaşların şeyleri aynı oldu. Uzunlukları onları değiştireceğiz. Ama onu değiştirmeden önce şurada transform'la bir scale y yapmamız lazım. Bu arkadaşı 0.5 yani y ekseninde 0. yazamadım. 0.5 yapalım ki şöyle en küçükten başlayalım. Şimdi uzatarak gidelim yani kısadan başlayalım uzatarak gidelim. Şimdi bunlara tek tek ulaşalım. Nokta circle'daki child'lara ulaşacağız. And child diyerekten mesela ikinci çocuğa ulaşalım. Yani 1 yazarak 0, 1, 2 şeklinde gittikleri için ilk çocuğa biz bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Tabi bunun içerisindeki i etiketine ulaşacağız. Ben bunun width'ini 2 piksel yapmak istiyorum. Çünkü saniye kadranı biraz daha ince olacak. Diğer kadranlar biraz daha kalın olacak. Bunu da aynı şekilde circle and child yapalım. And child'ın ikinci yani bu kez de son çocuğunun width'ini 6 piksel yapacağım. 6 piksel şeklinde yapalım. Bu da dursun kenarda. Şimdi neyleri kaldı? Z indeksleri kaldı. Yani şu gördüğünüz üst üste gelmede kim üstte olacak, kim altta olacak o mesele kaldı. Mesela beyazın bariz şekilde en üstte olması gerekiyor. Fakat diğer arkadaşların bir tık daha alta gelmesi gerekiyor. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Circle'ların Z indekslerine değer verebilirim. Mesela Circle 3 en altta olsun. Z indeksine ben gidip işte 1 vereyim. Gidip ikincisine mesela Z indeksine şöyle 2 verelim. Şuradaki Circle i'den de en üstteki Circle'a kaç verelim? Ona da 3 verelim. Z indeksi 3 olsun. En üstte olması gereken kişi kim dedik? Şey yuvarlak. Yani o da kimdi? Clock before. Yani bunun da Z indeksine bir büyük bir sayı verirsek. Mesela 4 gibi bir sayı verirsek. Bakın en üste geldi. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi kim kaldı dedik? Çemberler üzerindeki ışıltılı noktalar kaldı. Kadranları takip eden noktalar kaldı. Onları da yazalım. Onlara ne diyelim? Before diyelim. Before'la oluşturalım. Bunlara before veya after demenizin şu anda çok bir anlamı yok. Dolayısıyla istediğinizi verebilirsiniz. Çünkü absolute dediğimiz için aslında aynı yerinde duruyor. Clock circle diyoruz bu sefer. Circle'a before vereceğiz. Şöyle iki noktada. Before özelliğinden yine content'i boş olan aynı ortadaki noktayı oluşturduğumuz gibi oluşturacağız. İçeriği boş olan, position'ı absolute olan, yukarıdan eksi 8 piksel ama şu an gözükmediği için bunu göremiyoruz. Bir width verelim 15 piksel, bir de height verelim 15 piksel. Sonuçta bunu yuvarlığa çevireceğiz. Bir kare oluşacak şu anda. Kareye nasıl, özür dilerim, yuvarlığa nasıl çeviriyoruz? Border radius. Radius vererek 50 yüzde yapıyoruz ve bu arkadaşı yuvarlığa çevirmiş oluyoruz. Fakat dediğim gibi şu anda gözükmüyorlar. Biz bunlara renk verelim. Rengini background şeklinde vereceğiz. Background color değil. Background'u da yine şeyle aynı olsun. Kadranların renkleriyle aynı olsun. Onu da nasıl çekiyorduk? Var --color şeklinde çekiyorduk. Bakın yuvarlaklarımız bu şekilde geldi. Tabii bu arkadaşlar birazcık şey duruyor. Az önce de dedim ya hani şurası aşağıda duruyorlar. Çizgilerin tam üstüne gelmiyor. Dolayısıyla ben şuradan bunları top eksi 8 yapacağım. Yani yukarıya doğru
Eksi 8 birimlik bir hareket etsinler istiyorum. Şöyle yaparsak evet. Hem yani 8 tam oturmadı. 8,5 yapsak tabii eksi 8 yazdıktan sonra piksel yazmamız gerekiyor. Eksi 8 piksel dersek şu anda tam oturdular. Tamam. Şimdi bunlara birer gölge verelim. Yani parlak durmaları gerekiyor sonuçta. Box Shadow özelliğini yine kullanacağız. Box Shadow'la bu arkadaşlara 0 0 bir tane fazla oldu. 20 piksel. Yine renk olarak da yani parlama rengini de yine Color'dan seçelim. Onu da yine evet Color renginden seçelim. Şimdi ikinci bir parlama efekti daha verelim. Dediğim gibi burası biraz daha yine keyfe tabi oluyor. Yani istediğiniz değeri verebilirsiniz. Ben biraz daha parlak olması için bu şekilde veriyorum ve gayet parlak birer yuvarlağımız oluyor. Tamam. Bunları hallettik. Şimdi dijital saati yapacağız. İsterseniz gelin önce onu da oluşturalım. Daha sonra style'ına döneriz. Yani indeksin içerisinde şu clock altında bir tane yorum satırı bırakalım. Ctrl KC ile. Buraya da dijital clock diyelim. Şimdi burada şöyle yapalım. Time adı altında bir tane div oluşturalım. Bu kez ID ile çalıştığımıza dikkat edin. Çünkü burada sıkıntı yaşayabiliriz. Ben 3 tane div etiketi oluşturacağım. Bunların her birinin tabii ki ID'leri farklı olacak. Birinci arkadaş saatleri kontrol edecek. İkinci arkadaş dakikaları kontrol etsin. Üçüncü arkadaşımız da saniyeleri kontrol etsin. Tabii bunların yine kendilerine özel renkleri olacak. Bunu da style'la şu şekilde belirleyebiliriz. Yine color üzerinden konuşalım. Yani color ismiyle bahsedelim. Renkler aynı olsun. Sharp, FF, 29.7 tam. Bu şekilde bir style'ımız olsun. Ben hepsine vereceğim için şu şekilde kopyalıyorum. Sadece renk kodlarını değiştireceğim. Şu ortadaki arkadaşın renk kodu neymiş? Şuradan bakalım. FE800. Bu şekilde sarıydı. Bu da yeşil olacak. Yani aşağıya yazdığımız box'ın içindeki sayılar da yine yukarıdakilerle aynı olsun istiyorum. 04FC43. FC43 de bunun kodu oldu. Tamam. Bu şekilde oluşturdum. Tabii ki burada gözükmüyor. Çünkü style'larını vermedik. Şuralara gidelim. Temel yani başlangıç değerlerini verelim. 0 0 0 0. Gördüğünüz üzere zaten gelmeye başladı. Bir de tabii ki en sonda şey olsun. Ben onu oluşturmayı unuttum. Bir tane daha div oluşturalım. Bu da AM PM yazsın. Yani şöyle öğleden önce miyiz, öğleden sonra mıyız? Bize bunu söylesin. Önce AM ile başlasın. 12 saatlik bir saat yapacağız. Yani 24 saat dönmeyeceği için AM PM yazmasında fayda var. 12 saatlik de yapabiliriz. Sorun olmaz. Tamam. Şimdi style kısmına geçip bu arkadaşın da özelliklerini vermeye başlayabiliriz. İsterseniz şuradan Ctrl KC ile dijital. Öncelikle tabii ki genel kutucuğu çizmemiz gerekiyor bizim. O da kimdi? Time etiketiyle ulaşıyorduk. Bu bir ID olduğu için artık Sharp'la yazıyorum. Margin batımını yani yerden birazcık yükselmesini istiyorum. Margin batımını 40 piksel gibi bir değer verelim ki aşağıda yer açılsın. Display flex olacak. Ben bu arkadaşları yan yana istiyorum dolayısıyla. Bir padding verelim. Birazdan yine gölge ekleyerek yapacağız. 10 şöyle yazamadım. 10 piksele yani sağdan soldan ve alttan üstten şeklinde vereceğim. 10 piksele 20 piksel verelim değerlerini. Tabii font size'ını da artık büyütmemiz gerekiyor. Yine 2M yani 30 32 piksellik bir değer olsun. Şöyle font weight'ini de yine zaten default'tan özür dilerim. Font weight'ini de 600 olarak alalım. Şöyle daha sonrasında bir border ekleyelim ve artık hani dijital saatin yerini de belirlemeye başlayalım. 2 piksele solid ve renk olarak da buradan RGBA yapalım. Bizim yine kullandığımız 0 yazamadım. Bu arkadaş iyi mi? Bu arkadaş da bunu 0,5 yapalım böyle dursun. Border'ı da ekledikten sonra bir border radius verelim. Şimdi bu border radius'un değeri de 40 piksel olsun. Bayağı bir yuvarlamış olalım. Daha sonrasında box shadow girerek bu arkadaşın artık gölgelerini vermeye başlayalım. Burada da birazcık fazla shadow gireceğiz. 5 piksel, 5 piksel, 10 piksel RGBA yazacağım. Piksel RGBA 0 0 0 0 25 0 0 0 0.25. Bunu yazdıktan sonra tabii birden fazla gölge veriyoruz. Inset kullanacağım 2 tane. 5 piksel 5 piksel 20 piksel RGBA 255 255 255 0.2. Yani aslında bir iç gölge de veriyoruz ki kabartmalı gibi dursun diye. Bir inset daha gireceğim şuradan. Inset eksi 5 piksel. Yani bu kez de ters yöne doğru bir gölge veriyoruz. 15 piksel ve RGB 0 0 0 0.75. Evet bu şekilde güzel durdu. Fakat gördüğünüz gibi şu anda boyutu çok orantısız. Peki bunu nereden düzelteceğiz? Bunu kontrol etmenin iki yolu var. Şu anda çalıştığımız kısım time. Burada bir sıkıntı yok. Bir üst parent'ına bakmamız gerekiyor. Arkasındaki var container. O zaman container'a gidip
Burada neyi eksik yapmışız diye bakacağız. Burada display'ini flex yapsak. Display flex. Evet. Bu şekilde yan durdu. Merak etmeyin, sanırım düzelteceğiz şimdi. Daha sonra align, hatta şöyle yapalım. Flex direction'ını column yaparsak, evet şu anda evet dike geldi. Şimdi buradan şeyi de yapalım. Ortalamasını da yapalım. Justify content center ve align items center. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok daha şık durdu. Hatta bir de şuradan margin bottom versek güzel olur mu? Evet, şu saatle yapışık durmasın. Biz bu saati birazcık yukarıya alalım. Onu da clock üzerinden şuradan margin bottom verirsek 30 piksel kadar. Evet, bunu yukarıya almış olur. Tamam, bu kısımda tamam. Şimdi diğer ayarı ne yapabiliriz başka bunda? İçerideki arkadaşlarla biraz oynayabiliriz. O zaman aşağıya gelelim. Yine time içerisindeki, bu kez div'lere ulaşacağız. Çünkü o arkadaşlar div etiketine sahip. Position'ını relative yapalım ki kendi aralarında hareket ettirebilelim. Bitleri 60 piksel olsun. Yani kullanabileceğimiz bit 60 piksel olsun. Şöyle birazcık genişler. Text align'ını yine center yapalım. Tamam. Font weight'lerini de birazcık düşürelim. Font weight'ini 500 yapsak şu şekilde daha şık oldu. Yine color'ları var. Ben color'ları yukarıdaki şeylerle aynı olmasını istiyorum. Yani oklarla aynı olsun istiyorum. Bu şekilde yaparsak çok daha şık bir görüntü olacaktır. Yine bu kısım tamam gibi duruyor. Şimdi şu aralarına şey koyalım. İki nokta üst üste koyalım. Time içerisindeki div etiketine sahip. Tabi herkese koymayacağız. Mesela sıfır, sondaki yeşil 00'dan sonra koymayalım. Sadece birinci ve ikinci çocuklara, yani 1 ve 2'ye erişmemiz gerekiyor. And child 1 diyerek after'ına koyacağız. Daha sonra bunun tabii ki aynısından bir tane daha olacak. Onu da virgülle yapalım. Yeniden yazmayalım. Burada ikinci çocuğa ulaşacağız. Üçüncü çocuğa daha doğrusu, 0 1 2 şeklinde gittiği için. Şimdi içerisine bu kez content'i boş değil. Yanlış yazdım. Content'i tırnaklar içerisinde iki nokta üst üste yapacağız. Bu şekilde güzel oldu. Fakat pozisyonunu absolute yaparak birazcık hareket ettirelim bunları. Çünkü bu şekilde olmadı. Absolute dedikten sonra sağa doğru birazcık kaydıralım. Eksi 4 piksel desek şu şekilde daha şık bir görüntü oldu. Şimdi şu en sondaki AM yazısı sayılarla aynı boyutta olmasın. Yani şöyle ona bir erişip onu biraz daha küçültürsek sanki daha iyi olacak gibi geliyor. Time yine div içerisinde, bu kez o AM bir last child, yani son eleman olduğu için ben ona last child diyerek ulaşabilirim. Bu arkadaşın da özelliği, yine font size'ını bir tık küçültebiliriz. Bunu da 0.5 yazamadım. 0.5M yapsak bu şekilde küçüldü. Fakat biraz daha aşağıya alırsak display flex de sanırım çözebiliriz bunu. Just, yani ortalayacağız şu anda. Display flex yaptık. Yanlış yaptım. Justify content diyecektim. Justify content'ini center. Align items'ını yine center yapsak. Evet. Şu anda daha güzel oldu. Rengini de beyaz yapalım. Bu şekilde dursun. Tamam. İsterseniz hani bunu bir de yapabiliriz. Birazcık küçük geldiyse, veya 0.75 gibi bir şey. Çok mu büyük oluyor? Yok, çok da büyük olmuyor ama şöyle 0.7 de dursun. Tamam. Ufak da bir animasyon yazabiliriz isterseniz. De, tabii ki bu kısımda birazcık şeye bağlı. Hani keyfi hizmet oluyor. Time, div, end chart. Yani şu zaten başları görmüştünüz. Şu sarı olan şeyin yanıp sönmesi. Yani saniyenin sürekli değiştiğini gösteren ufak bir animasyon yazabiliriz. İkinci child'ın after'ına, yani after'ında bulunan arkadaşa bir tane animasyon ekleyelim. Animasyonun içerisinde bir animate ifadesi olsun. Animate diyelim buna. Bir saniyede bir bunun yanıp sönmesini istiyorum ben. Infinite, yani sürekli yanıp söneceğiz. Bir sıkıntımız yok. Infinite. Şimdi bu animate'i tanımlayalım. Bir keyframe kullanacağız. Keyframe yazamadım. Keyframe kullanarak animate'i tanımlayalım. Tabii ki bu yok olup kaybolma ifadesi şey değil. Yani yanıp sönme diye tanımlayamıyoruz. Opasitesini, yani bir %100 yapıyoruz. Bir de sıfır yapıyoruz. Yarısındayken yansın tamamen. Bir yarım daha geçince opasitesini şey yapacağız. Bir yapacağız. Yani yeniden yakacağız. Opacity 1. Tamam. Bu şekilde gördüğünüz üzere yanıp sönüyor. Sanırım CSS kısmı özür dilerim bitti. JS'e geçeceğiz. Onu da isterseniz şöyle açalım. Aslında bu kısım biraz daha keyifli. Yani ben daha çok keyif alıyorum. Tasarım kısmı dediğim gibi biraz daha tasarımcıların işi ama burada çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle kimlere müdahale edeceksek onları tabii bildiğiniz üzere almamız gerekiyor. Ben burada saatleri değiştireceğim. Şöyle size göstereyim. Artık CSS'de çok işimiz kalmadı. Ben buradan kimleri almalıyım? HR, MN ve SC ifadelerini. Yani şu görmüş olduğunuz
ID'lere ulaşmalıyım ki bunların değerlerini değiştireceğiz. Hadi onları alalım şu şekilde. Let mesela HR'den saatten başlayalım. Document nokta query selector ile alıyorum. Selector neydi ID'mizin adı? Sharp yazacağız tabii bunu. Ha sharp HR. Tamam. Bu arkadaşları bu şekilde alacağız. Saati, dakikayı ve saniyeyi. Tabii bunu şunu MN yapalım. Şunu SC yapalım. MN olsun. Bu SC olsun. Şuradan da değiştirelim. MN SC. Tamam. Bu şekilde güzel. Şimdi neyini değiştireceğiz? Bir set interval oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu arkadaşı sürekli hareket edecek bir interval içerisinde çalıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde açsak sanırım anlaşabiliriz. Evet. Burada da artık tarihi çekmemiz gerekiyor. Mesela biz buna yeni bir day diyelim ve buradan new day şeklinde tarihimizi çekelim. Güncel tarihi bu şekilde alacağız. Ve bu güncel tarihin saat, dakika ve saniyesini ilgili yerlere aktarmamız gerekiyor. Mesela ben buna HH diyelim. Yani aktaracağımız yere. Günün get hours komutuyla buradan saatini çekelim. Bu fonksiyonları kullanacağız. Let mm diyelim buna da. Bu da dakikayı çeksin. Day nokta get minute şeklinde buradan da minüsü çekelim. Tamam. Şimdi bir de en son kim kaldı? Second kaldı. Bunu da şu şekilde çekelim. Day nokta get second. Tamam. Bunları hazırladık. Fakat dediğim gibi hani gerekli yerlere aktarmamız gerekiyor ve burada ufak bir şey yapacağız. Şimdi matematik hesabı yapmamız gerekiyor. Bakın biz bu hours'u aldık. Şimdi hours'un yeni değerini ben style nokta yazamadım. Style nokta transform'la yani bildiğiniz üzere hareket ettireceğiz bu okları. Yazamadım. Style nokta transform. Hareket ettireceğiz fakat nasıl hareket ettireceğimizi ufak bir matematikle hesaplamamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Bakın burada biz hours'u aldıktan sonra gidip 30'la çarpacağız. Nedenini şöyle açıklayayım. Bildiğiniz üzere saat kavramı bizde 12 saat. Ama bu çember normalde 360 derece. Dolayısıyla ben 12 saati 30'la çarparsam tam 360 dereceye denk gelirim. Ve aslında hani ilerleme saat cinsinden olmuyor. Yani bilgisayarın anladığı ben kaç derece gideyim, kaç derece transform olayım şeklinde olacağı için ben burada saati 360 dereceye çeviriyorum. Aynı şekilde dakika ve saniyeyi de 360'a çevirmem lazım. Fakat burada 60 dakika olduğu için ben kaçla çarpmalıyım? 6 ile çarpmalıyım ki 360 dereceyi elde edeyim. Tabii aynı şey saniye için de geçerli. 6 ile çarparak 360 dereceyi elde edeceğiz. Şimdi saati transform etmek için yani saati nasıl ilerletiriz? Şunu şey kullanarak yapalım. Şöyle yapalım. Rotate Z diyeceğiz önce. Şimdi ilerleme miktarını göstereceğim. Şurada dolar işaretimizi de açalım. Süslü parantezlerimizin arasına artık ne kadar gideceğimizi yazalım. Öncelikle kaç saat gitmişsek o kadar saatin derecesini alacağım. Üzerine eğer minütün tabii ki bunun 12'ye bölünmüş hali. Yani aslında dakikanın da kaç derece ilerleteceğini buradan buluyoruz. Tabii en son buna bir de degree ifadesini içeren deg ekliyoruz. Doğru yere yazdım. Evet. Bu aslında bizim saatimizin ne kadar ilerleyeceğinin cevabı. Tamam bu şekilde. Yani bir hata yaptıysam da birazdan görürüz gibi geliyor. Şimdi aynısını dakika ve saniye içinde yapmamız lazım. Fakat şuraları değiştirelim hemen hızlıca. MN. Tabii burada da artık rotate'de bizim şeyle işimiz yok. Saatle işimiz yok. Sadece dakika ve saniyeye göre çevireceğimiz için ben direkt buraya mm'yi alabilirim. Yani kaç derece gitmişse artık o kadar derece dön diyoruz. Buraya da ss alalım. Bu şekilde. Sanırım hatalı bir şey yapmadık gibi geliyor. Devam edelim. Bunu ayarladıktan sonra bir kontrol edelim. Tabii şurada hata yaptık. Bu transformlar eşittirli olacak. Ben bunu yanlış yazmışım. Şunu da silelim. Evet. Bunları eşittire çevirelim. Tabii bu arkadaşın çalışması önce bu clock.js'i indeksin içerisine bağlamamız gerekiyor. Şuraya script yazalım ve source'unu belirtelim. Clock.js. Tamam. Gördüğünüz üzere saatimiz aslında şu anda çalışıyor. Bir sıkıntısı da yok. Dijital kısmı da düzenlemeye gelirsek. Şimdi oraya da bir ayar yapmamız gerekiyor. İsterseniz şöyle aşağıya inip birer tane comment bırakalım ve dijital clock diyerek buraya da yazmaya başlayalım. Şimdi yine oynayacağımız yerleri çekmemiz lazım aslında. Let hours diyerek ben bu kez direkt şeyle çekeceğim. Siz söyleyin. Get element by ID ile çekelim. Çünkü hepsinde ID var zaten. Bu arkadaşların da ID'si hours'tu. Hatırlarsanız çektiğimiz yeri isterseniz şöyle bir daha göstereyim. Bu indeksin içerisinde bakın. Hours, minutes ve seconds'ı çekeceğim. Bir de AMPM'i çekeceğim. Tamam. Bunu çektikten sonra ben direkt kopyala yapıştır yapayım isterseniz. Uzun sürmesin.
Daha sonrasında bu arkadaşları minutes diye değiştirelim. Seconds diye değiştirelim. Hatta evet uzun yazalım mı yazalım. Bir tane de şey alacağız. Şey. Burayı da değiştireyim. Minutes, seconds şeklinde değiştirelim. Ve aşağıya bir tane de AM/PM alacağız bildiğiniz üzere. AM/PM. Şuradaki hours'u da değiştirelim. AM/PM şeklinde. Tamam. Bunu da hallettikten sonra artık yeni tarihleri ve saatleri çekmemiz gerekiyor. Yine bunu da sıfırdan işte H diyelim, H demeyelim de bu sefer new date içerisinden. Bu kez uzun yazmayacağım. Direkt new date içerisinden get hours şeklinde alacağım. Yazamadım. Get hours şeklinde buradan çekeceğim. Tamam. Aynı şekilde let m diyelim. New date. Tamam. Bunun da get minutes'ünü alacağız. Son olarak bir de let seconds'ı alacağız. New date nokta get seconds. Tamam. Bunları tamamladıktan sonra şimdi bu arkadaşları tabii içerisine atmamız gerekiyor. Yani hours'un içindeki değeri. Sonuçta bunlar birer değer olduğu için ben bunların içindeki değerlere inner HTML ile erişebilirim. HTML ile erişip ben bu kez içerisindeki değerin mesela hours'un içerisindeki yeni değerin h olmasını istiyorum. Bu şekilde. Bakın zaten saat direkt geldi. Aynı şekilde minutes içinde inner HTML ile ulaşıp değerinin ne olmasını istiyorum? M. Bakın bu da dakikaya dönüştü. Aynı şey seconds için de geçerli. Seconds.inner HTML diyerek ben bunun da S olmasını istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaşların başlarına hani sıfır gelse güzel olur. Adding demeyelim. Add zero before single numbers. Mesela bunu nasıl ekleriz şimdi? Mesela haşı kontrol edeceğiz şu anda. Eğer şöyle yazalım. Haş küçükse 10'dan tabi bunu kontrol etmesi için soru işareti koyamadım. Soru işareti. Eğer küçükse başına bir tane sıfır ekle diyorsun. Yanında yine h ifadesi duracak. Değilse de h'yi bırak öyle diyorsun. Aynı şeyi m ve s için de yapalım. Yine kopyalayıp yapıştıralım. Kopyalayalım şuradan. Şuralara yapıştıralım ve bu arkadaşları M ve S ile değiştirelim. Tabii şuradaki bir de H'ı M yapmak. Buradaki S'yi de şey H'ı da S yapmak gerekiyor. Tamam. Bu şekilde güzel oldu. Bir de şey yapalım. Hani saati 12 saatlik dilime çevirelim. Convert diyelim. 24 hour to 12 hour. Tamam. Bu arkadaşı da if yani eğer saatimiz 12'den büyükse şöyle yapalım. 12'den büyükse ne yapmasını istiyorum? Ben 12'yi bu saatin içerisinden yani h eşittir yani hour eşittir hour eksi 12 yapacağım ki yine 12'lik hale dönsün. Tamam bunu da yaptık. Şimdi ne kaldı elimizde? Sanırım sadece AM ve PM'i kontrol etmesi kaldı. Onu da nasıl yapabiliriz? Onu da şuraya yazalım. Hemen convert'ün üzerine let AM diyelim ve böyle eşittir diyerekten eğer saatimiz 12'ye eşit veya büyükse yani değil mi diye kontrol et. Eğer öyleyse bunun değerini PM yap. Değilse de AM olarak kalsın diyoruz. Tamam. Bu da bu kadardı. Ve şu anda zaten saat PM'e dönecektir. Tabi şurada içerisine atamamız gerekiyor. AM PM'in içerisine ben ne atamak istiyorum? Şöyle nokta inner HTML'ine. Ben artık eşittir deyip AM'i atamak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi saatimiz zaten PM'e döndü. Evet projemiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ben tamamen kendimi geliştirme amaçlı, deneme amaçlı yazmak istedim. Ve dediğim gibi ilgili kaynaklara da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.